vatanımızın ebedi olarak düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümünü kutluyor. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Bugün 23 Nisan. Esaretten özgürlüğe geçtiğimiz gündür. Şehrimiz 3 defa işgale uğramıştır. 40 yıl Kars, Ardahan, Artvin Ruslara savaş tazminatı olarak verilmiştir. 1919'da yeniden bu toprakları yurt yapmak için sefere çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 22 Şubat 1921'de Ankara'da kurduğu meclis ve Ankara hükümetinin almış olduğu kararla Ruslardan sonra Gürcü, daha önce de Ermenilerin yurdumuzu terk etmesiyle 23 Şubat sabahından itibaren Ardahan milli topraklarımıza yeniden kazandırılmış ve Ardahan Kalesi'ne bir daha asla hiç kimsenin dokunamayacağı ve bugün de emperyalist ülkelerin gözlerinin olduğu bu topraklar Ardahan Kalesi'ne şanlı bayrağımız sonsuza kadar dikilerek yurt topraklarına katılmıştır. Kuşanın kılıncı, giyinin donu, kavga bulutları sardı her yanı. Doğdu koç yiğidin, nam alma günü, can sağ iken yurt vermeniz düşmana. Namus gayret ar. Seni terk etmek ne mümkünü var? Yetiştiğin zafere üne. Selamu ala Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Tevfen eymetil müştehidin. Allahümme Rabbena atina min ledünke rahmeten ve heyyiklena min emrine raşeden. İlallahım. Ya Rab, şu mukaddes acı hatırası olan bizim için aziz olan toprak parçasının üzerinde Ya Rabbi, özellikle bu hadd-i şerif ve Kur'an-ı Kerimlerden meydana gelen sevabı Ardahan'ımız başta olmak üzere Ashab-ı Tübba'nın yaptığı zalimlerin yaptığı gibi yanarak canlı olarak şehadeti göze alan ve Allah'ın onlara şehitliği ve şahitliği nasip ettiği Yanık Cami'deki şehitlerimizi özellikle yad ediyoruz. Nasiptar eyle Allah'ım. Meydana gelen sevabı biz şehit olamadık. Ama Allah'ım Kur'an'ın şahit olsun. Milletimize izzet, milletimize kuvvet nasip eyle ya Rabbel Alemin. Bizi sensiz bırakma Allah'ım. Bismillahirrahmanirrahim.